Beni göremiyorsunuz şu anda. Tatilimin ilk dakikaları. Ailemden ayrı. İlk tatilimin ilk dakikaları. Bir de köpek var mı lütfen? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımı göstermiyorum. Birazdan göstereceğim. Şimdi soracaksınız kimle tatile gidiyorsun, kimle diye. Ben tabii annemin yanında söyleyemedim erkek arkadaşımla tatile çıkacağımı size. İzmir'e tatile gidiyorum ve ailemden ayrı ilk tatilim. O yüzden biraz duygusalım. Ve çok zor azaldım. Biliyorsunuz benim hangi işim kolay ki hep böyle koşturmacalı, telaşlı oluyor işlerim. Sonunda yetiştik. Son dakikada yine bindik ve şimdi havaalanına yola çıktık. Havaalanında bayağı bir 4 saat, 5 saat belki de vaktimiz olacak. O zaman bol bol size ne yaptıklarından bahsedeceğim, göstereceğim. Şimdi arkadaşımı gösteriyorum. Hepiniz biliyorum heyecanlısınız. Çok merak ediyorsunuz. Arkadaşım var. Konuş Nisa. Merhaba, ben bu senin çocukluk arkadaşıyım. Evet. Tatile gidiyoruz birlikte. Biz de tatile gidiyoruz. Kandırdım sizi. Mükemmel bir çak oldu. Arkadaşımla 3-4 gün bir Alaçatı'ya tatile gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım Nisa uçakta bayılacak mı? Hepsi ve daha fazlası için videomun devamını izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle uzun zamandır böyle konuşmuyordum. Şimdi biz havaalanına geldik. Hemen şöyle giydim göstereyim size. En sonki alışverişimde gösteremediğim pantolon vardı ya. Yakın zamanda giydimsem göstereyim. Onu giydim. Üzerine de Mickey Mouse tişörtü giydim. Annemin, benim ortak olanımız tişörttü. Bunu da galiba Bershka'dan almıştık. Bir de koç ceketim var. Valizim, bir de çantam var. Yani artık resmi olarak yolculuğumuz başladı. Şimdi bir şeyler yemeye geldik. Saat 1.12 ve bizim 3'e kadar vaktimiz var. 3'e kadar burada bir şeyler yiyeceğiz. Koltuklara oturduk. Burada birazcık böyle takılacağız. Ondan sonra artık check-in ve içeri gireceğiz. En heyecanlı yer. Benim için en heyecanlı. Onun için en korkunç yere gireceğiz. Hiçbir şey olmayacak. Görürsünüz yani. Hiçbir şey olmayacak ama korkusunu yenmemiz için bu tek şansımız yani. Bakalım nasıl olacak. Valizlerimizi aldık. Şimdi çıkıyoruz havaalanına ve Alaçatı'ya doğru yola çıkacağız. Yani indik arkadaşlar, inanılmaz ve hiç korkmalıyız. Son perdeler giymiştim bence. Şimdi çıkıyoruz. Şu an Havaş'a bindik ve Alaçatı'ya doğru yola çıkıyoruz. Tahmini bir saat sonra orada olacakmışız. Bir saat sonra ineceğiz. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Şu an sadece İzmir'deyiz. Yani Alaçatı'ya herhangi bir bağlantımız yok. Otobüsle gidiyoruz. Şu an her şey güzel gidiyor. Kahvaltı mekanımızı ayarladık. Otelimize, valizlerimizi bırakabileceğiz. Bu şekilde. Bakalım bizi bugün neler bekliyor, nasıl sürprizler bekliyor. Çekmiyorum. Biliyorsunuz klasik kombinim bu benim. En sonki otel vlogumda da giymiştim onu. Şimdi üzerimizi değiştirdik ve kahvaltıya gidiyoruz. Hatta Nisu çıktı gitti bile. Nisu neredesin? Arkadaşlar otelimize bayıldık. Şöyle çok güzel bir otel. Ya daha odamıza çıkmadık ama bayıldık yani. Sadece şurada bir yere gittik, bir tatlıcıya gittik. Orada üzerimizi değiştirdik. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Zorlu şartlar altında. Alayım ben. Yok, teşekkürler. Kolay gelsin. Evet. Gel buradan gidelim. Buluruz elbet yol. Biraz şuraya keşfedelim. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Hiç böyle tam böyle hayalindeki yer. Yani hayalindeki gibi aynen. Beğendim şu anda ama karşıda bir köpek var. 500 metre ileride resmen ama korku çanları çalmaya başladı. Arkadaşlar içimden 1500 gelen maşallah diyor. Şu an başımıza kötü bir şey gelmedi.
Ve şu anda işimiz çok güzel ilerliyor yani. Çok güzel yerlerden geçiyoruz. Şimdi çok güzel, ünlü bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Bu arada cidden burada da her sokakta bir lokmacı var arkadaşlar. Bakın yine karşıma bir lokma. Oo, güzel yapmış bu. İsme bak. Lokma çatı. Alaçatı, lokma çatı. Vay. Evet, şimdi kahvaltıcıya doğru gidiyoruz. Yollar çok tatlı. Pazartesi olduğu için artık tatilden dönenler dönmüş. Birazcık boşalmış gibi sanki. Ya da daha insanlar uyanmamış da olabilir. Bilmiyorum. Sabah çünkü saat daha 9.46. Arkadaşlar şu an kahvaltıya geldik ve servis çok hızlı, çok beğendim. Ve bir sürü değişik şey var, hemen size şöyle söylemek istiyorum. Bu salçalı cevizli yumurta. Ay, içinde peynirler de var, çok güzel bir şey benziyor. Bu da otlu peynirli yumurta. Bunlar spesiyellermiş, böyle yarım porsiyon söyledik yemek için. Lor peynirli kırmızı biber, işte zeytinler, humuslar, patatesler, acılar. Patatesler, şöyle acı salça falan varmış. Sınırsız her şey sosyal. Şu an az gelebilir gözümüze, öyle dediler. Ve istediğimiz her şeyi ekstra ekstra alabiliyormuşuz. Ekstra reçeller var, zeytinler var, pişi ve bazlama. Şu an çok açız ve hemen yemek istiyoruz. Nilsu, başlayabilirsin artık. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vlog çekmemi bekliyordu arkadaşlar. Her şey sizin için. Sizin için yemiyoruz, çekiyoruz. Yeniliyorsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar için. Tatmamız için bize getirdiler. Bu nar, bu yaban mersini, bu karadut suyu. Evet, şimdi Buse tadacak. Nar suyunu severim zaten. Çok güzel. Neyse, çok güzel. Ben bakayım. Hiç bakayım. Cidden efsane. Aa evet, ben zaten narı çok severim. Bu neydi? Yok, yaban mersini. Yaban mersini, o karadut. Yaban mersini severim ama suyunu ilk defa içeceğim. Ekşi mi? Ekşi. Nasıl? Ha evet. Ekşi mi? Biraz yakıyor sanki biraz. Ama organik yani, o yüzden evet, çok tatlı değil. Bu da değil. Karadut. En evet. Açık renkleri buymuş. Çok şekerli. Nasıl? Şekerli değil mi? Evet. Ama ekstra şeker olduğunu sanmıyorum. Ekstra şeker, karadutun kendi şekeri. Evet, ama en çok bunları beğendim. Evet, karadutu bunları... da beğendim. Ben de. Ay, ben hepsini beğendim. Evet, çok güzeldi. Bunları satmamız için getirmişler arkadaşlar. Evet. Özel olarak. Gerçekten çok güzel şu anda. Çok güzel ilerliyoruz. Kahvaltı hakkındaki düşüncelerini alalım. Bu arada buraya gelelim. Bak, burası çok güzel dondurmacıymış. Kahvaltı müthişti. Oradaki enerji çok güzeldi. Evet. Valla. Hiç çalışmak istemedik. Cidden öyle, aynen. Çok aşırı ama doyduk mecburen diye. Mecburen kahve bile içemedik. O kadar doyduk ki kahve bile içemedik. Ama 3 tur pişi. 3 tur pişi. 3 tur pişi yedik yani. Bir şey diyeceğim. Bir günümüz daha olsaydı mesela, çok fazla kahvaltıcı araştırdım ben. Bir günümüz daha olsaydı yine buraya gelirdim. Evet, ben de. Cidden yani. Çok güzeldi. Her şey çok tatlı ve yani sınırsız ama küçük geliyor porsiyonlar, ona rağmen doyuyorsunuz ağzınıza çok kadar. Çok bir şey istemedik aslında. Evet. Yani bir domates falan. Aynen. Bir kere daha. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi plaj aramaya gidiyoruz. Nasıl evet. Gideceğimizi öğreneceğiz plaja. Böyle sokaklarda ilerliyoruz işte. Nasıl, beğendin mi? İlk izlenim nasıl? Bence tatilimizin ilk dakikaları güzel geçiyor. Evet. Değil mi? Evet, gayet güzel. Burası böyle çok samimi bir yer. 2000 years later. Arkadaşlar çok yanmışım. Miyusu, sen de biraz yanmışsın. Arkadaşlar çok kötüyüz. Bize bir şey oldu. Nazar falan da etkisinde ya da kendi kendine nazar mı değdirdik mi? Gittik biz denize falan girdik. Sonra biraz uyuduk ama güneşte uyumuşuz burnumun üzerine, anlayacağınız üzere. Böyle bir uyandık, dayak yemiş gibi. Sonra ben böyle saçma sapan konuşuyorum. Nilsu bana diyor ki salak salak konuşma Buse. Saçma sapan kelimeler falan söylüyorum. Bayağı kötü şeyler yaşadım. Sonra dedik biz burada iyi değiliz, kalkalım. Giderken de bir kumrucu bulduk. Şimdi kumru yemeye geldik. Şimdi kumru yiyoruz, otele gideceğiz, duş falan alacağız. O kadar yorgun hissediyoruz kendimizi. İnşallah bu iyi gelir şu an. Güzel bir tatil dedik, dedik kendimize nazar değdirdik yani. Aç bir aç. Yemeklerken. Evet, gerçekten çok acım ve ben bitirdim. Evet, ben daha başlamadım. Bu hala başlamadı. Vlog aşkına. Sizin için. Evet. Aynen. Hemen başlıyorum ben sonra. Arkadaşlar, minicik, güzel, mütevazi, küçücük bir odamız var. Oda turu yapacağız ama oda zaten yani 1+0 falan. Evet. Burası banyomuz. Şöyle bir küvet var. Şöyle eski bir jack koymuşlar yanında. Burada ayna var. Lavabo. Burada böyle dolap yapmışlar. Şuraya geçtiğimiz zaman da İki tane tek kişilik yatak var. Bir tane dolap, televizyon, altında şöyle bir komodin, ortada bir komodin,
Şurada çantalarımızı koymak için bir alan ve yine bir ayna var. Şurada da penceremiz var. Penceremizde şöyle arkaya bakıyormuş. Arka bahçeye bakan bir manzarası var penceremizin. Böyle güzel minnacık bir odamız var. Dışarısı çok tatlı. Bakın bunu açıyorum. Şöyle. Şöyle bakın. Odalar var şöyle. 1, 2, 3 oda var. Şöyle merdivenler. Size 24 saatimi çekmem lazım. Çünkü 24 saat yolculuk videosu olacağı için ve Alaçatı videosu olacağı için. Bu yüzden ne kadar restoran var? Galiba gece bir 1'e kadar falan çekeceğim. Yani akşam yemeğimizi ve sonrasında yaptıklarımızı çekeceğim. Şimdi hazırlanmadan. Evet, hazırız. Saat 20.11 ve biz uyuklaya uyuklaya. Mayışa mayışa anca arkadaşlar daha yeni hazırlandık. Bakın şimdi çıkıyoruz. Ve umarım yemek yiyecek bir yer bulacağız. Aslında çok da aç değiliz o kumrucudan sonra. Kumru da galiba çekmiştim size. Çok da aç değiliz ama yine de bir şeyler yemek için şöyle bir gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yer bulacağız. İyi pizzaya geldik arkadaşlar. Ne düşünüyorsun Nesucuğum? İyi pizza hakkında. İyi pizza ne? Salatamız geldi, pizzamızı bekliyoruz ama çok tatlı. Bence tatlı bir yer. Böyle yol kenarında gelen geçen insanlara bakıyoruz. Doyuracağız. Fiyatlar da uçuk değil. Aa, fiyatlar çok uygun. İzmit'teki pizzalar neredeyse aşağı yukarı aynı fiyat. İstanbul olan da aynı. Evet. Çıkıyor. Pizzamız da geldi. Robespierre adında bir pizza arkadaşlar. Marine edilmiş dana et, roka. Başka ne vardı? O kadar. Mozzarella. Ha, mozzarella. Bir de üzerinde böyle işte peynirler. Böyle bir pizzam. Tadı bakmak için sabırsanıyorum. Evet, yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şu anda çok mutluyuz, doyduk çünkü. Çok da aç değildik aslında ama yani gayet güzel pizza değil mi? Evet. Pizza çok güzeldi. Tabii ki de fotoğraf çekilmeye doyamayan Nisa. Bakalım nasıl çıkıyorsun? Cidden güzel çıkıyorum. Cidden güzel çıkıyorum, çekil diyor ya. Arkadaşlar burayı böyle bir çarşı yapmışlar küçük. Böyle el yapımı takılar falan satan teyzeler, ablalar falan var. Şimdi bir tane kafeye gidiyoruz. Ünlü bir yermiş, bayağı sevilen bir yermiş. Bakalım orada ne bulacağız? Tatlıcı aramaya giderken böyle bir yerle karşılaştık. Çanta satıyorum. Anneme alsam mı arkadaşlar, biliyorsunuz annem bir Frida hayranı. Frida'lı çantalar alsam mı anneme? Harmony aklıma geldi. Evet arkadaşlar, çok güzel bir kafeye geldik. Şöyle bir inceleyelim. Bir kahve içeriz yanında, bir de yanında pasta alalım. Aynen. Ama ne alalım? Evet arkadaşlar, merengimiz geldi. Dur, yakından göstermedim. Şöyle devasa bir şey. Altında limonlu bir tart varmış. Üzerinde yumurta akıyla çırpılmış beze varmış. Değişik bir şey oldu düşünüyoruz. Bir de Türk kahvesi söyledik. Türk tadına bakalım. Hadi. Hay Allah. Güzel bir şey benziyor. Limonlu cheesecake'imsi bir şey yani. Evet, altı cheesecake değil mi? Üstte de böyle krema gibi. Beze yani cidden. Beze tadı var. Kötü çok değil. Tatlı. Ama çok tatlı. Bu çok fazla olmuş ya sanki üstüne. Değil mi? Çok 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 yoğun olmuş yani. Güzel. Daha önce böyle bir şey... Limon parçası mı var? Var var. Var mı? Daha önce böyle bir şey yedin mi? Yani limon cheesecake böyle bir şey yemedim. Şu üstünde kalanı yemedim. O yüzden değişik olduğu için denenebilir. Ama bayağı tatlı. Ben çok tatlı. Çok tatlı, evet. Çok bayağı tatlı. Teşekkür ederim. Güzel gibiydi yani. 10 üzerinden 8 falan sen. Tatlı sevmediğim için 6. 6. Eğer deneyenleriniz, gelenleriniz ve yiyenleriniz varsa siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Antep badem karışık. Evet. Brownie. Bir de Toblerone. Merhaba. Ruby istiyorum. Ruby. Ne soslarım? Sütlü, bitter, beyaz ve rubi var. Bitter. Sadece Antep fıstığı. Aradan arkadaşım geldi. Bitter, beyaz. Arkadaşlar, bundan sonra İstanbul'da hep gitmek istiyordum. Hatta sürekli önden geçiyordum. Bazen bir türlü gidemiyordum. Artık Alaçatı'da kısmet oldum. Gördüğünüz çok güzel kaplamalar ve soslar yaptırdım. Bitter sos yaptırdım, ruby kaplama yaptırdım. Bu sene yeni geldi. Efsane bir kaplama bence. Toblerone, brownie ve Antep fıstığı badem karışık süslemeler yaptırdım. Şimdi tadına bakmak istiyorum, çok merak ediyorum.
beyaz magazin var mı? Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Herkes övüyordu. Çoğu YouTuber'ın videosunu izledim. Herkes bayılıyor bayılıyor ama abarttıklarını düşünmüştüm. Sponsor olduğunu falan düşünmüştüm ama gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. 24 saat yolculuk videosundan sonra şimdi 24 saat Alaçatı videosu karşınızdayım.